çocukluk çağındaki birikimlerin bir anda kenara bırakıp yetişkinliğe doğru geçmek istiyor. O geçiş yaparken vücutta bazı değişiklikler oluyor. Hem bedensel hem psikolojik. Dolayısıyla çocuk bu arada zarar vermeden kendine, biz bireyler olarak zarar vermeden çocuğun yetişkinliğe geçmesini sağlıyoruz. Ergenliğin en önemli sıkıntılarından birisi enerji patlaması. Adamlar delikanlı. 15 yaşında çocuk yerine duramıyor. Fıkır fıkır kaynıyor. Çocukta bir hareket var. Zaten hareketsiz olması bir anormallik. Yediği yemekler de arkadaşın enerjiye dönüşüyor. Bu adamı sen alıp okuldan çıktıktan sonra masaya oturtabilir misin? Oturtamazsın. Bunun spor yapması lazım. Ergenliği en iyi fren, bakın ilaç değil, en iyi fren spordur. Ergen çocuklarda nedir ergenlikte? Vücutta gelişmeler oluyor mu? Oluyor. Fakat vücutta hem kasta hem kemik yapıda gelişmeler oluyor. Aynı zamanda psikolojik olarak da depresyona meyilli halde böyle. Bunları frenlemenin tek yolu ne biliyor musunuz? Spor. Ben diyorum ki her ergenin bir spor yapması lazım. Hatta daha erken yaşlarda başlamak, ergenliğe hazırlık yapmak lazım. Yani 9-13 yaş arasında ergenlik başlıyor diyoruz ya Türkiye standartlarında. Biz mümkünse ilkokul çağında yani 6-7 yaşlarda başlayalım. Yer hareketleriyle, jimnastikle. Sonra atletizm gibi böyle ağır sporlara doğru, tekvandocuda gibi onlu yaşlara devam ettirelim. Ondan sonra her sporu yaptıralım. Çocuklar bir kere spor disipline ediyor çocuğu. Ne zaman yatacağını, ne zaman kalkacağını çocuk biliyor. Ne yiyeceğini, ne içeceğini spor eğitmenleri başlarında olduğu için öğretiyorlar.